Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugünkü konumuz İslam'da zinanın cezası nedir? Rejim var mıdır, yok mudur? Rejim kesinlikle İslam'da yoktur. Rejim Yahudi geleneğidir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçer. Şuayb peygamberin halkı, Medyen halkının insanları taşıyarak öldürdüğünden bahseder. Bu insanların da bu kavmin de yok edildiğini söyler Allah. Yani doğru bir şey yapıyor olsalardı onlar helak edilmezlerdi. Bir de İncil'de yaratılış bölümünde geçer. Hazreti İsa'nın vaaz verirken bir taraftan da Yahudilerin bir kadını taşlayarak öldürdüğünden bahseder. Şimdi bir insanın hayatına son veriyorsunuz ve belki de dünyada olabilecek en korkunç bir şekilde son veriyorsunuz. Bunu Kur'an'da bir hükme dayanmadan İslam'da vardır diyorsunuz. Kur'an'a ve Allah'a iftira ediyorsunuz. Hicr suresi 9. ayet. Allah şöyle buyuruyor. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bu ayet dururken Kur'an-ı Kerim'de rejimle alakalı ayet vardı, onu koyun veya keçi kemirdi diyen zalimler Allah'a iftira etmiş olmuyorlar mı? Bir düşünün bakalım. Şimdi sizlere bu rejimin peşine hangi zihniyetteki insanlar düşer iki tane gerçek hikayeyle anlatmak istiyorum. Birincisi Soraya'yı taşlamak hikayesi. Bunu İran asıllı Fransız vatandaşı bir yazar yazmıştır. İran'da evli olan şehvet düşkünü bir adam 15-16 yaşında bir çocuğu almak için eşinin zina ettiği iftirasını atar. Hem de hizmetliyle mollaları araya koyar ve sonunda eşini, günahsız olan eşini taşlayarak öldürtür. İkincisi uçurtma avcısı, Afganistan hikayesidir. Afgan vatandaşı olan Halit Hüseyin'i tarafından yazılmış gerçek bir hikayedir. Şimdi Afganistan'da sırf sakallarını kesiyor diye insanları katleden, statlarda zina yaptığı için statlarda insanları taşlayarak öldüren insanların çocuklara taciz yaparak, onları kadın gibi oynatarak, onlara tecavüz ettiğini anlatan gerçek bir hikayedir. Hem de bunu erkek çocuklara yapıyorlar. Bu anlattığım iki hikayenin de hem kitapları vardır hem sinemaya uyarlanmıştır. Şunu bilelim ki hiç kimse kendi ülkesine böyle büyük bir iftirayı atmaz. Eleştirebilir, beğenmediği yasaları olabilir ama insanlar kendi ülkelerine böyle büyük bir iftirayı asla atmazlar. Şimdi sizlere Kur'an ayetleri ışığında zinanın cezası nedir onu anlatmaya çalışacağım. Nisa suresi 15. ayet. Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden 4 şahit tutun. Eğer şehadet ederlerse onları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun. İsra suresi 32. ayet. Zinaya yaklaşmayın. Gerçekten o çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur. Nisa suresi 2. ayet. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onları Allah'ın dinine uygulama konusunda sizi bir acıma tutmasın. Onlara uygulanan cezaya müminlerden bir grupta şahit bulunsun. Nisa suresi 3. ayet. Zina eden erkek, zina eden ya da müşrik olan bir kadından başkasını nikahlayamaz. Zina eden kadını da zina eden ya da müşrik olan bir erkekten başkası nikahlayamaz. Bu müminlere haram kılınmıştır. Suresi 4. ayet. Korunan iffetli kadınlara zina suçu atan, sonra 4 şahit getirmeyenlere de 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlardır. Nur suresi 5. ayet. Ancak bundan sonra tevbe eden ve salihçe davrananlar hariç. Çünkü gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nur suresi 6. ayet. Kendi eşlerine zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri bulunmayanlarsa onlardan da her birinin şahitliği Allah adına 4 kere yemin ile kendisinin hiç şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmektir. Nur suresi 7. ayet. 5. yemini ise eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin muhakkak kendi üzerine olmasını kabul etmesidir. Furkan suresi 68. ayet. Ve onlar Allah ile beraber
Başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Ahzab suresi 30. ayet. Ey peygamberin kadınları! Sizden kim açık bir çirkin utanmazlıkta bulunursa onun azabı iki kat olarak artırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Mümtehine suresi 12. ayet. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp uydurmamak, gayrimeşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak, maruf, iyi ve güzel yararlı bir iş konusunda isyan etmemek üzere sana biat etmek amacıyla geldikleri zaman onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Talak suresi 1. ayet. Ey peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetleri süresinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Ancak açık çirkin bir hayasızlık göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse gerçekte o kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin. Olabilir ki Allah bunun arkasından bir durum oluşturur. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de zinayı ve zinaya uygulanacak cezaları çok açık bir şekilde ayetlerle belirtmiştir. Yani İslam'da rejim diye bir şey yoktur. Bu Yahudi geleneğidir. Bizim içimizde zihniyeti bozuk bazı yavşaklar zina büyük günahlardan sayılmamıştır deyip rejimi de İslam'da varmış gibi bu Yahudi geleneğini bize dayatmaya çalışıyor. İslam'da kesinlikle böyle bir şey yoktur. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.